Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sayın Başkan, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç'un protokolde Göztepe'li taraftarlarla bir sıkıntısı, tartışması, diyaloğu birazdan görüntüler ekranlarınıza gelecek sevgili seyirciler. Ama önce Ersun Hoca'yı bir seyredelim. Ersun Yanal'ı bir izleyelim. İşte arkadaşlarımız da girdiler. Ali Koç İzmir'de taraftarlarla tartıştı. O görüntü ekrana gelecek ama öncelikle Ersun Yanal'ın maç sonrasındaki açıklamaları. Ali Koç da tartışıyor. Evet, taraftarlarla. Ali evet. Koç'la. Sayın Ali kendi Koç. Kendi taraftarlı mı? Yok, Göztepe'liler. Göztepe. Allah Allah. Ali Koç'la niye tartışırlar ya? Ali Koç severler aslında. Golde. Ali Koç severler aslında değil mi? Artemin. Onur. Evet. Ha. Bir görelim bakalım. Futbol kuralları var. Uygulanan kuralların çerçevesinde oynanan bir oyun. Ve bu kurallar birçok takım ilgilendiriyor. Ligde 18 takım kıyasıya bir mücadele içerisinde standardın, bu değişik standardın nasıl uygulandığıyla ilgili benim kafamdaki soru işaretlerini gidermem gerekiyor. Bir hafta öncesinde aynı sorunu yaşayan bir takım Fenerbahçe olunca standart değişiyor. Futbol yoksa futbol var. Adalet varsa futbol var. Adalet yoksa futbol yok. Nasıl oturtacağız? Biz burada hiçbir zaman futbolun dışında hiçbir şeyden konuşmadık. Hep futboldan bahsettik. Evet, biz hesabını veririz. Hesabını da vereceğiz tabii ki. Futbol oynayan bir takımız ve futbol varsa biz varız diye her zaman konuşuruz ve her zaman da bu bayrağı açarız. Ama şu anda futbolun kurallarını uygulayan merciler, futbolun adaletini uygulayanlar çifte standart yapmayacaklar. Kusura bakmayın. Geçen hafta var, bu hafta yok. O zaman bir problem var. O zaman bir problem var. Evet, doğrudur. O zaman maçı tekrar edelim. Golü atıyorsun. 3-1'e gidecek maç. Bir anda geri dönüyor. Yani bu uygulamalar, bu standartlar bir an önce yerini bulsun. Bizler başarılı oluruz. Kırılır kırılmaz ama futbolun adaleti olmadığı süre içerisinde futbol olmaz. Futbolun adaleti çok ince bir çizgi. Bu çizgiyi çok iyi tutturmamız gerekiyor. Keyfi olmamak lazım. Doğrudur, bugün uygulanan karar da doğru olabilir. Yanlış da olabilir ama geçen haftaki kural üst üste bu şekilde pardon. Siz pardon diyorsunuz, biz diyemiyoruz. Yok böyle bir adalet. Böyle adalet yok arkadaşlar. Keyfi oluyor bu işler. Bu keyfilikten vazgeçmek gerekiyor. Bence keyfi olduk. Biraz keyfi olduk. Üzgünüm ya. Biz futbolun içinde olanlarız. Futbolun güzelleşmesi için her türlü mücadele yapıyoruz. Ben kendi kariyerim açısından da futbolun içinde olmak adına her türlü temizliğin, her türlü futbola hizmetin içinde varım. Ama lütfen şunu artık doğrultun ya. Belimizi doğrulalım artık, doğrultalım ya. Böyle olmuyor ya. Maç gol geliyor, iptal ediliyor. Yani bu biraz sulandırıldı ya. Biraz yani tuhaf bir görüntü olmaya başladı. Hem izleyiciler açısından, hem televizyonun başındakiler açısından. Yani bu biraz böyle irite etmeye başladı. Lütfen artık düzelin, düzeltelim. Paydaşlar kimse, düzeltelim bu işi. Geçen hafta ile bu hafta arasındaki lütfen bir değerlendirmenizi de yapın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bugünkü oyun tarihe geçer. Çok da konuşulur. Konuşulmaya da devam eder. Biraz konuşalım yani, biraz da konuşulsun. Biz gereğini yapacağız. Biz Fenerbahçe'nin olması gerektiği yeri, çizgiyi yakalayacağız. Onu hiç kimsenin suçlusu olmasın. Bugün ligdeki puan durumları, ligdeki bu seneki gidişat, hiç merak etmeyin. Biz Fenerbahçe'nin olması gereken çizgide olacağız ve sıralamayı da belirleyeceğiz. Merak etmeyin. Ama bu değirmeni öğütmeye çalışanlar adaletli olmak zorundalar. Adaleti savunmak zorundalar. Teşekkür ederim. Çok varsın. Evet. Fenerbahçe'nin 17 puan kaybı var. Fenerbahçe'nin kaybı düzelir. Fenerbahçe'nin kaybı da tekrarlanır devrim. Ama bugün adaleti konuşmalıyız. Futbolun adaletini konuşmalıyız arkadaşlar. Sorular sorulur, cevaplar verilir. Ben ondan da kaçmayacağım, kaçmıyorum. Ama lütfen futbol adaletini soralım. Sorgulayalım futbol adaleti. Kaç tane olduğunu da bir açalım, bir bakalım. Ben de size söylüyorum. Bir açın, bir bakın, bir de yazın, onu yazın. Yani kaç tane olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Valla inan bana, ben bu çeteliği tutmuyorum. Ama canımızın yandığı yerleri konuşanlar var içeride. Konuşuyorlar, hatırlıyorlar da çocuklar. Ben futbolla ilgileniyorum. Hep futbolu konuşuyorum. Ama bugün futbolu konuşacak yer kalmadı ya. Çok haklısın. Ya sen daha iyi biliyorsun. Çıkarırsın çeteliği, çat 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 tutarsın. Bu kadar. Çok teşekkürler.
Katılıyorum. Tek soru Devrim Zengi'den. Aferin sevgili seyirciler. Ersun Hoca diyor ki bırakın diyor burada sorulacak soru teknik taktik falan değil. Burada sorulacak tek şey adalet diyor. Ersun Yanal'a katılmıyorum burada Ertem. Hayır. Sıralamayı biz belirleyeceğiz teknik olarak, diyor. Ertemciğim teknik olarak da konuşacaksın. Sen neden her hafta değişik bir 11 çıkarmak zorunda kalıyorsun? Neden ayrı 11 çıkarıyorsun? Neden yanlış oyuncu değişikleri yapıyorsun? Neden bazı oyuncuları fazla oyunda tutuyorsun? Neden bazı oyuncuları geç oyuna sokuyorsun? Neden yanlış 11'ler çıkarıyorsun? Taktiğin, sistemin ne? Moses bu takımda niye sağ bek oynar? Abi Moses'u oynatma sağ bek abi. Git oradan Berat Buruç oynat yani. Moses süratli bir adam. Deplasmandasın Ertem. Yani bunu futbol oynayan adamlar çok daha farklı bakarlar olaya. Çünkü sen benim... Şimdi ben senin silahın ne abicim? Senin silahın... Sen şimdi yakışıklı, sesin güzel, ses tonun güzel. Ben seni öyle kullanırım Ertem. Ben seni kalkıp da 5 kişi dövüşmeye kullanmam. Anladın mı? Sen şimdi sesinle seni kullanırım. Tamam mı? Ben seni burada kullanırım. Sen şimdi anladın mı? Ben seni başka... Gidip de seni gidip de şurada boks maçında kullanmam ben seni. Seni maç anlattırırım ben sana. Bu arkadaş sen bunu niye sağ bek oynatıyorsun? Yani Rodriguez'i niye bu kadar etkisiz? Bu adam Galatasaray'da çok oynarken niye burada kötü oynuyor bu kadar? Kalp niye bu kadar etkili niye değil? Beyin ameliyatına sokuyorsun? Yani... Bunlar için, onun için orta saha, senin orta sahan niye bu kadar yavaş hareket ediyor? Orta sahadan niye çabuk çıkamıyorsun? Niye çoğalamıyorsun? Kenarda bir iki şey yapıyorsun. Bir tane kenardan doğrusu orta gelmiyor. Bir tane ortaya vuran oyuncun yok. Yani onun için ona göre oynayacaksın Ertem. Dünyada uzun boylu santrafor kaç tane var? Say bana, yok. Yok artık, hep süratli oyuncular var. Agüero'lar, Messi'ler. Bak abi Suarez, hızlı giden oyuncular. Hep bunlar, Benzema'lar. Nerede var? Çıkıp kafacı bitti. Ne o çocuk Romalı? Uzun boşnak. Dzeko. Yani onun dışında kaç tane uzun var? Bak abi sayayım bakalım. Yani, Lewandowski var. Lewandowski de bütün golleri ayakla atıyor ya. Kafayla attığı sayılı. Tabii, tabii. Yani öyle değil. Hareketli oyuncular bunlar. Dünyada yok artık öyle sağdan soldan. Çat diye kafayla hareketli vuruyor. Gel ona göre oynat. Ona göre sistem kur. 4-4-2. 4-4-2'ye dön. Yani daha çabuk. Türkiye'de tamam. Bu işleri yapan oyuncular vardı. Ama şimdi tamam Hakan Şükür vardı. Santrafordu. Oraya basıyordu, buraya basıyordu, pres yapıyordu, ayakları daydı, çıkıyordu, vuruyordu. Bunların hepsi adam da kovalıyordu. Şimdi ama onun dışında da sen yerden çabuk oynayan santraforların var. Elinde uzun oyuncusu, hızlı oyuncular var. Bunları da bu şekilde kullan. Bu şekilde taktiğini kullan. Yani senin, bizim İlhan Mansız vardı, basıyordu. Stopere, sağ beklere kadar kovalıyordu. Bunlar ekstra oyunculardı bunlar. Ama hem de kafaya da vuruyorlardı. Ama ayakları daydı. Pres yapıyor ama senin Vedat Muriç'in bunu yapamıyor. Zaten fizik olarak iyi değil. Sen 30 dakika oynamak istiyorum diyor. Geçen hafta çok fazla Vedat Muriç'siz bu takım olmaz dedik. Bilmem ne dedik diye. Sen kalkıyorsun Vedat Muriç'i bugün oyuna oynatıyorsun. 30 dakika eksik oynuyorsun. Yok öyle bir şey. Diyor ki çok fazla takılmayacaksın yorumculara şeylere. Bildiğini yapacaksın ama doğru yapacaksın. Peki. İnandığın doğru Ertem. Ersun Yanal'ı ben çok severim. Bak Ersun Yanal benim arkadaşımdır. Çok severim. Ama eleştiriyorum. Formsuz. Bu değil Ersun Yanal. Ersun Yanal bu ülkenin üst düzey antrenörlerinden bir tanesidir. Ama şu an formda değil. Evet. En az Türk futbolundaki hakemler kadar formsuz. Ertemciğim. Sevgili Ertan Süzgün bir son dakika gelişmesi verdik. Çok Kemal özür dilerim. Özdeş'le yollar ayrılmış Kasımpaşa'da. Çok özür dilerim. Biliyorsun Ersun Yanal gelsin diye de en çok konuşan da biziz tabii, burada. Tabii tabii tabii. Biliyorsun değil mi Fenerbahçe? O zaman Ersun Yanal gelsin. Bu çocuk ne bu adam, o çocuk giden hoca? Yabancı yakışıklı. Filip Koku. Koku gitsin yanlıştır falan diye. Ersun gelsin diye en çok da burada söyleyen de bendim. Kasımpaşa'da teknik direktör Ersun Yanal, Kemal Özdeş'le yolların ayrıldığı yönünde bir haber geldi sevgili muhabirim Ertan Süzgün'den. Kasımpaşa bugün de yenildi. Geçen hafta Gençler Birliği'ne yenildi. Küme düşme hattında şu anda sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Kasımpaşa yönetiminin böyle bir karar aldığı yönünde haber var. Sinan abi peki soru şu. Ersun Hoca'ya ceza gelir mi? Böyle bir bu konuşma var. Biraz dolayı, olabilir. Bu konuşmalarından dolayı yani Fatih Hoca olabilir. Da konuşmuştu. Olabilir. Acaba artık. Ersun Hoca bundan hafif dolayı olabilir. Ceza alır mı? Hafif olabilir. İnşallah ama hafif olabilir ama biraz da insanların disiplin kurulu, insanların psikolojisine bakması lazım. Yani bu adamı biz mi delirtiyoruz? Bu adam konuşmasına biz mi sebep oluyoruz? Bir de bunlara da bakmak lazım. Doğru. Yani hırsıza kızıyorsun ya Ertem. Hı-hı. Evin kapılarını açmışsın. Camları açmışsın, pencereyi açmışsın, hırsa diyorsun gel evi evini soy. Sonra senin hırsı evini soyuyor. Evet. Sonra diyorsun ki kardeşim gel seni hapise atacağız. Sizin kapınızı açtınız. Ben de girdim soydum. Bu da böyle. Siz de kardeşim beni delirtiyorsunuz. Hatalar yapıyorsunuz.
Burama geldi. Belki antrenörlüğü mü gidecek benim Fenerbahçe'de? Onu da göz önüne getirecekler. Ya tamam. Belki konuştuğu şeyler belki cezaya sevk edebilir. Ama bu insan psikolojisinden de biraz anlamaları lazım Ertem. Volkan Ballı bir açıklama yapmış Instagram'dan. Demiş ki dünyadaki adaletsizliği değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz tek şey adaletsizlik karşısındaki duruşunuzdur. Bu en büyük gücünüzdür diye bir paylaşım yapmış daha doğrusu. Bir sözü alıp bu, paylaşım yapmış. Ertemciğim, Sezgin abiden geldi şu anda. Sezgin müsaade edersen bir şey daha söyleyeyim. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil. Ertesi gün kulüpler belirliyor. Toplanması lazım pazartesi, salı. Bu konuyu bütün kulüp başkanları hep beraber masaya yatırmalıdır. Bak evet. Ben tanıdığım Zekeriya Alp benim yöneticiliğimi yapmıştır futbolculuğumda. Çok da severim Zekeriya abiyi. Hocayı da talihsiz bir şey yazıyorlar. Ahmet Çakar benim dostum, arkadaşım, abim, her şeyim. Hocayla benim dostumla arkadaşımla sorun yaşıyorsa da ben de tavır koyarım, ayrı bir konu. Evet. Ama Zekeriya abiyi severim. Zekeriya abi de bunu çağırır sorar biliyor musun? Burada niye nedir kardeşim bu bara gitmedin? Burada niye yapmadın? Burada kararı sen niye vermiyorsun falan diye. Bunu sorarlar. Ben anlamıyorum bu hakemleri. Bunlar nasıl hakem oluyorlar? Bu kararlar çok basit. Şimdi Gustavo'nun pozisyonu çok basit. Sen bunu niye vermiyorsun? Niye korkuyorsun? Yazık günah. Sonra yani atılması gereken oyuncular var. Göztepe'nin belki verilmeyen lehine penaltı pozisyonu var. Yani bir takım pozisyonlar var ama çok detayına girmek istemiyorum. Söyledik zaten ama hakemlerimizin bir an evvel daha cesaretli devre arası bunlara çok iyi eğitim vermek lazım. Çok iyi bunları bir psikolog nezaretinde çalıştırmak lazım. Korkmasınlar. Veya bu hakemlerimizi kulüp başkanlarımızla bir araya getirelim. Hep beraber bir toplansınlar. Futbol ailesiyle bir toplansınlar. Bir kaynaşsınlar. Korkmasınlar kulüp başkanlarından da. Korkuyorlar. Evet. Korkuyorlar abi. Baskı var diyorlar. Korkuyorlar. Çalamıyorlar dedik. Bugün Fenerbahçe mağlup olsaydı yanmıştı çocuk biliyor musun? Abdülkadir Bitigen yanmıştı. Evet. Şunu merak ettim ya, taraftarlarla tartıştığı yerde mi? Evet, bir gelsin bakalım. Sayın Ali Koç'un Göztepe tribünleriyle yaşadığı görüntü, fotoğraf var. Fotoğraflar ekrana geliyor. Bakın 2-1'de Göztepe 2-1 öne geçtikten sonra tekrarlanan penaltı gol olduktan sonra Sayın Ali Koç, bakın görüntü ekrana geliyor. Sayın Ali Koç, sonra Sayın Semih Özsoy tribünlerle bir sıkıntı yaşıyor. Sayın Ali Koç ondan sonra çıkıyor, o bölgeyi terk ediyor. Bakın Sayın Başkan'ın çıkış görüntüleri, sevgili Devrim Zengi çekti bu görüntüleri. Aferin Devrim, Sayın Mehmet Sepil, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil biliyorsunuz. Burada tribünlerle yaşadığı görüntü, Sayın Semih Özsoy'un yaşadığı görüntü. Bu olaydan sonra, bu sıkıntıdan sonra Sayın Ali Koç, Mehmet Sepil'in, Göztepe Başkanı Sayın Mehmet Sepil'in yanına çıkıyor. Aynı zamanda da dostu. Çok görüntü budur. Çok yakın o Ertem, çok yakın diyalog var. Şimdi Göztepe'nin de çok puana ihtiyacı var. Doğru mu? Bunları tasvip ediyoruz mu? Etmiyoruz. Ama dediğin gibi orada bir karşılıklı gol oldu, hareket yapmışlardır. O ona hareket yapmıştır falan. Ama ne olursa olsun yani misafirdir kulüp başkanları. Ali Koç da olsa, normal daha fakir bir başkan da olsa aynı ilgiyi ve misafirperverliği göstermek lazım. Yani Ali Koç zengin bir aile olduğu için değil, bir kulüp başkanı olduğu için ona öyle davranmak lazım. Yarın Mehmet Sepil Başkan gelecek Fenerbahçe adına. Fenerbahçe taraftarı aynı şekilde davranırsa olur mu, hoş olmaz. Onun için bunları düşünmek lazım. Bunlar güzel şeyler, hoş şeyler değil. Göztepe taraftarı centilmendir. Ama dediğin gibi maçın heyecanına kapılmışlar. Ben baktım gol pozisyonlarında kamera oraya çekiyordu. Kendinden geçmişler sevinçten Ertemciğim. Güzel olaydı. İnşallah tekrarlanmaz bunlar, böyle şeyler hoş değil. Göztepe'nin de yakında stadı açılıyor zaten. Burada Sayın Başkan ayağa kalkıyor bakın. Diyalog giriyor işte. Diyaloglar yaşanıyor. Karşılığı diyalog. Evet, Göztepe ligin ikinci yarısında 25 bin kişilik stadyum Beşiktaş maçıyla başlayacak. 9 bin kişilik stattan 25 bin kişilik stada. Burada çıkış görüntüleri Sayın Başkan Ali Koç'un. Çıkış görüntüleri ekrana geliyor. Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı. Çıkış görüntüleri ekranda. Tamam,
bunlar Sinan abicim. Görüntüler bunlar. İki takıma da bundan sonraki yollarında başarılar diliyoruz. Fenerbahçe yöneticiyle karşılaştım geçen gün. Ya dedim Ali Koç'u gördün mü dedim. 50 milyon dolar dedim iyi bir etti dedim. 60 milyon dolar zarar ettirdi ama dedi. Erdem. Niye gülüyorsun? Dinlemiyorsun. Fenerbahçeli yönetici. Eski bir yönetici. Devrimin arkadaşı. Anladım. Anladın? Anladım. Dedim 50 milyon dolar hibe etmiş dedim. Dedi ki 60 milyon dolar da zarar ettirdi dedi. Ne dedim? Saydı transferler falan filan. Tabii ben öyle bir zarar tabii görmüyorum şu an ortada. Yani etkili transferler çok değerli transferler yok ama inşallah düzelecek bakalım. İnşallah. Ama uzun maraton dediğim gibi maçları yöneten hakemlerimiz bu sevdiğimiz en çok sevdiğimiz futbola bu şekilde kararlar verdiği sürece bu hakemler işimiz çok zor. Zor. Yani büyük bir endüstri var futbol endüstri milyar dolarlık ve bu endüstriyi bu yeteneksiz korkak futbol anlamında diyorum pozisyon anlamında söylüyorum yanlış yeteneksiz korkak ve hiçbir standart olmayan haftalık değişen kararlarla bu lig bu futbol kalitesi böyle gitmez. Gitmez. Avrupa'da halimizi görüyorsun Ertem'im. Tabii. İşte maalesef her geçen gün kötüye gidiyoruz. Ali Koç yanılmıyorsam 5 sene gitmeyelim demişti Avrupa'ya. Öyle gidiyoruz demiş. Ne oluyor? Tabii. Tamam tabii. Para geliyor. Bir para var oradan gelen 10 milyon 20 milyon şampiyonca paralar geliyor. O ayrı bir konu ama işimiz çok zor.